Sevgili öğrenciler, Onur Koleji'nden merhaba. Bugün matematik dersinde zaman ölçme konusunu ele alacağız. Yani zaman deyince hemen aklımıza ne geliyor? Saatler geliyor, değil mi? Emre, saat 9'u 15 geçiyor. Ezgi, saat 9'u çeyrek geçiyor da diyebiliriz. Böyle bir başlangıç yaptık. Bilgi bulutu. Günlük hayatta analog veya dijital saat kullanabiliriz. Analog veya dijital saat, değil mi? Analog saat bildiğimiz evlerimizde bulunan saat. Dijital saat de yine kollarımıza taktığımız veya evlerimizde bir şekilde bulunan saatler. Analog saat sadece rakamlardan oluşuyor. Genellikle 12'ye kadar rakamlar vardır. Dijital saat 24 saat usulüne göre genellikle çalışır. Bu bilgiyi verdikten sonra dijital ve analog saatleri inceleyelim. Saat 5.30. 5.30 dijitalde. Efendim, analogda yine aynı şekilde 5.30. Saat 9.05 geçiyor. 09.05. Burada da 09.05. Saat 22'yi 35 geçiyor. 22.35. 22 biliyorsunuz saatler öğlen 12'den sonra 13, 14, 15 diye 24'e kadar devam ederler. Burada 22'yi, yani 22 dediğimiz zaman 10'a tekabül eder. 10'u 35 geçiyor. Şu aralıklar çocuklar beşer dakikadır. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aşağıda verilen tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız. Evet, öğleden önce 6, 18. Efendim, burada ne verilmiş? 14, 30. 14, 30. Öğleden önce 02 30 gece yarısı yani. 10 10. Öğleden önce 10 10 olur. Burada ise 10 10 22 10 olur çocuklar. 22 10. Burada öğleden sonra 16. Burada 04 0 olur. 0 0 olur. 11 25 öğleden önce 23 25 olur. 18-20 öğleden sonra, yani burada ne olur? 6-20 geçiyor sabah. 6-20. 03-50 öğleden önce. 03 burada da 15-50 olur. 3-50 dedik. Burada 22-40 öğleden sonra, yani 10-40 sabah. 10-40. 04-30 16 30 olur. 23.55 11.55 olur. Aşağıda verilen tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız. Öğleden önce 8, öğleden sonra 20. Öğleden önce 10, öğleden sonra 22. Öğleden önce 06.10. Öğleden sonra 18 10. Öğleden önce 7.40. Öğleden sonra 19.40. Aşağıdaki saatleri okunuşlarıyla eşleştiriniz. 9'u 5 geçiyor. Evet. 7'ye 5 var. Evet. Burası kaç? 7.5. Diye de 11. 11.25 geçiyor. Şöyle eşleştirmemizi yapalım.
Aşağıdaki analog saatleri dijital saatlerle eşleştirelim. Saat 7:25. Evet. 01:50. On bir kırk beş. On yedi otuz beş. Sıfır sıfır otuz. On iki sıfır beş. Aşağıdaki dijital saat ile gösteren zamanı analog saatte gösteriniz. Okunuşların altına yazınız. Şimdi 7:30. 07:30. Öğleden sonra 19:30. 9:40. 9:40. 21:40. 16:55. 55 dediği için 16. Evet, bu akrep. 16. 55. Şuraya getiriyoruz. Öğleden sonra 16:55, 04:55. Bir dakikada yapacağınız işleri düşünelim. Çocuklar, bir dakika süre içerisinde ne yapabiliriz? Bir şöyle hafızamızı yoklayalım. Örneğin, bir dakika içerisinde sınıfımızdan çıkıp tuvalete gidebiliriz. Sınıftan çıkıp lavaboya gidebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Dolaptan kitabımızı alabiliriz. Başka ne yapabiliriz düşünelim. Kısa bir şarkı söyleyebiliriz. Bilgi bulutu. Bir yıl 365 gündür çocuklar. Bir yılda 52 hafta vardır. Biliyorsunuz mevsim olarak da ben onları ilerlediğim size. Bir yılda 4 mevsim var. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Ayrıca 12'de ne var? Ay var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. 365'te gün var ve 52 tane de hafta var. Her 365 günde yeni bir yıla gireriz. Her doğum günümüzde bir yaş daha ne yaparız çocuklar? Büyürüz. Bütün öğrencilerin bu arada doğum gününde diyorum. Bir yılda hayatımızda neler değişir? Bir yaş daha büyürüz. Bir yaş daha büyürüz. Bir üst sınıfa ne yaparız? Geçeriz. Bunun gibi birçok cümle kurabilirsiniz sevgili öğrenciler. Seval öğleden önce saat 11'de yürüyüşe çıktı. Saat 12'ye kadar yürüdükten sonra 13'e kadar da koşu yaptı. Seval'in spora ayırdığı süreyi hesaplayalım. 1 saat yürüdü. 11'de başladı. 1 saat yürüdü. Saat kaç olur? 11'den 12'ye kadar 1 saat yürümüş olur. Saat 12'den 13'e kadar
Bir saat koşmuş. Saat kaç oldu? 13. Bir saat, bir saat da iki saat. Seval'ın spora ayırdığı süre toplam kaç saattir? 2 saattir. Şimdi de problemlerimize göz atalım. Hakan bir masal kitabını 22 dakikada okudu. 13 dakikada özetini çıkardı. 12 dakikada, 13 dakikada özetini çıkardı. Hakan'ın bu etkinlik için ayırdığı süre ne kadardır? Hakan'ın ayırdığı süre 22 artı 13, 2, 3 daha 5, 2, 1 daha 3, 35 dakikadır. Köyümüze gitmek için saat 10'da yola çıktık. Yolculuğumuz 2 saat 15 dakika sürdü. Saat kaçta köyümüze varmış oluruz? 10 saat. İki saat, 15 dakika. Toplayalım sevgili öğrenciler. Biliyorsunuz dakikalı dakika, saatli saat toplanır. 12 saat, 15 dakika. Saat 12, 15'te köye ne yapmış oluruz? Varmış oluruz. Emir akşam saat 22'de yatmış. Emir 9 saat uyuduğuna göre sabah kaçta uyanmıştır? Şimdi 22'de bakıyoruz. 22'den 23'e kadar 1 saat. 24'e kadar 1 saat etti 2 saat. Geriye 9'dan 2'yi çıkarırsak 7 saatimiz kalmış. O zaman Emir 9 saat uyuduğuna göre sabah 7'de uyanmıştır. Bir günde 9 saat uyuyan Serkan 2 haftada toplam kaç saat uyur? 2 hafta dediği için 7 ile 2'yi bir çarpacağız. 14 gün yapar. 14 ile de 9'u çarpacağız. 4 kere 9, 9 kere 4, 36 elde var 3. 9, 12, 126 saat uyur. Şule saat 16'da ders çalışmaya başlar. 45 dakika ders çalışır. Şule'nin dersi saat kaçta bitmiştir? 16.10'da ders çalışmaya başlıyor. 45 dakika çalışıyor. Bir toplayalım. Şule'nin dersinin bittiği saat kaçtır? Bittiği saat. Evet. Şimdi Sıla 13 ile 15 arasında parkta oynamak için annesine izin alıyor. Sıla'nın parkta oynamak için ne kadar süresi vardır? 15'ten 13'ü ne yapacağız? Çıkaracağız. Dakikaları çıkarıyoruz. Demek ki park Sıla'nın birimleri kesinlikle yazmamız lazım çocuklar Sıla'nın. Parkta
oynadığı süre. Şimdi buradaki yazılı olan cümlelere dikkat edelim. Bir kez okuyorum, iyi bir şekilde dinleyin beni. Spor lisesine hazırlanan Ada 100 metreyi 20 saniyede, Ufuk ise 18 saniyede koştu. Ada 100 metreyi 20 saniyede, Ufuk 18 saniyede koştu. Evet, burada hangisi daha hızlı? Ufuk değil mi? Ufuk daha hızlı. Damlatan bir musluğun altına koyduğum bardak 52 saniyede doldu. Babam bir an önce tamir ettirmedi. Sevgili öğrenciler, sizin evinizde de varsa hemen babalarımıza söyleyin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 60 senelik saygı duruşunda bulunduk. 60 saniye neydi çocuklar? 1 dakikaydı. Uçan balonumla gezerken balonumu elimden kaçırdım. 84 saniyede gözden kayboldu. Evet, herhalde üzülmüştür değil mi? Balonunu rüzgara bırakan öğrencimiz. Dişlerimi 2 dakika süredince fırçalarım. 2 dakika ne kadar yapar çocuklar? Ne kadar süre yapar? 60-60 daha 120 değil mi? Evet, 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 2-60-120 yapıyor. Burada dersimize son veriyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.